4. sınıf matematik dersi 2. dönem 2. örnek yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Her sorunun puan değeri var. Önce durdurun, kendiniz çözün. Daha sonra aldığınız puanı bizlerle ve diğer arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Hemen A bölümü 8 puandan başlıyoruz. Aşağıda verilen ondalık eserlerin yazılış ve okunuşlarını karşılarına yazınız diyor bize. Biraz daha büyütelim sevgili öğrencilerim. Şimdi birincisine baktığım zaman 4 tam 10'da 8. 4 tam 10'da 8'i bir kere 4 tamı 4 virgül şeklinde gösterebilirsin. Yanına da 8 eklersen 4 tam 10'da 8'i yazmış olursun. 8 tam %32. 8 tamı 8 virgül şeklinde yazdım. Yanına da 32'yi getirerek %32 olmasını sağlayabilirim. Bir diğeri 2 tam %9. Bak buraya dikkat et. Şimdi 2 tamı ben 2 virgül şeklinde gösterdim. Sevgili öğrenciler, yüzde dediği için burada virgülden sonra iki tane rakamın olması gerekiyor. Oysa 9 tek rakamdan oluşuyor. Dolayısıyla ben önce bir sıfır ekleyeceğim. Daha sonra 9'a ekleyerek 2 tam %9'u yapabilirim. 5 tam %32'yi 5 tamı 5 virgül şeklinde yazdım. %32'yi de yanına 32 ekleyerek yapabilirim. Okunuşunu yazmıyorum. Sen bak. Birincisi 4 tam 10'da 8'dir. İkincisi 6, pardon, 8 tam %32. 2 tam %9 ve bu da 5 tam %32 olur. Bu seferki sorumuzun karşılığı 4 puan değerinde. Aşağıda okunuşları verilen ondalık kesirleri virgüllü olarak karşılarına yazınız diyor bize. Sevgili öğrenciler, bunda da tam kelimesinin altını çizmen gerekiyor. 8 tam, ben 8 tamı 8 virgül şeklinde gösterdim. %27 dediği için burada hani yüzde ifadesi varsa 2 tane rakamın olması gerekiyor. Zaten 27 de 2 ve 7'den oluşan bir sayı. 9 tam diyor. 9 tam kelimesinin altına çizdim ve ben 9 tamı 9 virgül şeklinde yazabilirim. Bakın burada kullanılan onda ya da yüzde ifadesi bizim için önemli. Yüzde dediği için 2 tane rakam olacak ama yüzdeden sonra 9 var. 9 tek rakam. Dolayısıyla önce bir sıfırı daha sonra 9'u yazmam gerekiyor. Eğer 9,9 yazarsan yanlış olur. 0 tam %11 tam kelimesinin altını çizdim. 0 tamı ben 0 virgül şeklinde yazabilirim. Yüzde dediği için 2 tane rakam olması gerekiyor. 11 de zaten 2 tane birden oluşan 2 basamaklı bir sayı. 56 tam 10'da 3 diyor. 56 tamı 56 virgül şeklinde yazabilirim. 3'ü de eklersem 56 tam 10'da 3'ü rakamsal olarak yazabiliriz. Yazılımımızın C bölümünde aşağıda verilen ondalık kesirleri karşılaştırınız. Arasına büyüktür, eşittir ya da küçüktür sembollerinden uygun olanı yazınız. 8 puan değerinde. Yaptığın her doğru için de 1 puan olarak hesaplayabilirsin. 9 tam 10'da 2, 9 tam %20. Çocuklar burada şuna bakmamız gerekiyor. Şimdi virgülden sonra bakın bir tane rakam var. Burada virgülden sonra iki tane rakam var. Sen buraya bir tane sıfır eklersen burada da virgülden sonra iki tane rakam olsun. Virgülden sonra eklenen sıfırların herhangi bir değer kaybı yaşatmaz ya da değerini arttırmaz. Baktığım zaman 9,20, 9,20 bu ikisinin birbirine eşit olduğunu görüyorum. Tam sayılarına bakıyorum. Bakın burada 3 tam var. Burada 15 tam var. Önce tam sayılarına bakın. 3 15'ten küçük olduğu için diğer ondalık kısımlarına bakmadan küçüktür işaretini ekleyebilirim. 0 tam %20, 0 tam onda 2, virgülden sonra bakın 2 tane rakam var. Burada bir rakam var. Buraya bir tane sıfır ekliyorum. İkisinde de virgülden sonraki sayı adedini eşit tutuyorum. Sonra baktığım zaman 0 20 0 20 ikisi birbirine eşit oluyor. İkisinde de 70 tam onda 6, 70'er tam var. Şimdi bazıları şöyle yapıyor. Diyor ki burada 49 var. 49 6'dan daha büyüktür diyor. Sevgili öğrencim bunu öyle yapma. Şöyle yapabilirsin bak. İkisinde de 70 tam var, değil mi? Onda birler basamağına baktım 6 var. Bunun onda birler basamağına baktığım zaman 4 var. 6 4'ten daha büyük olduğu için büyüktür işaretini koyabilirsin. Ya da burada yapman gereken 6'nın yanına bir tane sıfır eklersen o 6'nın normalde %60 olduğunu fark edebilirsin. 60'ta 49'dan tabii ki daha büyüktür. Önce tam sayılarına bakıyorum. 14 tam var, 11 tam var, 14 11'den daha büyüktür. Büyüktür işaretini koydum. Bazıları bunlar mesela eşittir diyor. İkisinde de 16 tam var. Bakın virgülden sonra iki rakam var. Burada bir rakam var. Ekle bir tane sıfırı. Biri 16 tam %2, biri 16 tam %20. Ya da şöyle de yapabilirsin. Virgülden sonraki ilk rakam onda birler basamağında 0 var. Burada 2 var. 0,2'den daha küçük. Dolayısıyla ortaya küçüktür işaretini koymam gerekiyor. Bak ikisinde de 0 tam var. Onda birler basamağında 1 var. Onda birler basamağında 0 var. Sakın ha 9 birden küçüktür deme. Çünkü orası %9'dur. Onda bir %9'dan daha büyüktür. Bunu sözlükte sıralama şeklinde düşünebilirsin. Hani ilk harflere bakıyorsun. Aynıysa ikinci harflere bakıyorsun. Aynıysa üçüncü harflere bakıyorsun. Bu da öyle. Tam sayılarına bakıyorsun. Aynıysa onda birler basamağına bakacaksın sırayla. O da aynıysa yüzde birler basamağına bakman
gerekiyor. Yani dediğim, öğrenciler çünkü bunu sürekli yapıyor. Diyor ki hergisinde de işte 3 tam var. Diyor ki 13 diyor, 3'ten diyor daha büyüktür. Büyüktür işaretini koyuyor. O mantıkla yapılmaz. Çünkü onda birler basamağına bakıyorum, 1 var. Onda birler basamağında 3 var. 1 3'ten daha küçüktür. Dolayısıyla araya küçüktür sembolünü eklemem gerekiyor. Yazılımızın D bölümü 2 puan değerinde, doğruysa D harfi, yanlışsa Y harfi yazalım diyor. Basit kesirlerin payı paydasından küçüktür. 5'te 2 bir basit kesirdir. Baktığım zaman 2 burada 5'ten daha küçüktür. Kesinlikle doğru bir ifade. Bileşik kesirlerin payı paydasından büyüktür diyor. Mesela 7 bölü 7 de bir bileşik kesirdir. 7 bölü 6 da bileşik bir kesirdir. Baktığım zaman payı paydasından büyüktür diyor. Yani payı paydasında eşit de olabilir, büyük de olabilir. Büyüktür ifadesini kullanmışsa doğru bir bilgidir. Yazılımızın E bölümünde aşağıdaki zaman ile ilgili toplama işlemlerini yaparak sonuçlarını saat modelleri üzerine çiziniz diyor. 10 puan değerinde yaptığın doğruyu burada 5 puan şeklinde hesaplayabilirsin. Önce toplamasını yapalım. Biraz daha büyütmeye çalışacağım. Bir saniye sevgili öğrencim. Şöyle biraz daha büyüttük. Şimdi bakın. Dakikalarla topluyorum. 5 0 daha 5 eder. 1 1 daha 2 eder. Burada dakikayı ayrı topluyorsun. Saati ayrı topluyorsun. 5 3 daha 8 eder. Yani demek istediğim, dakikadan gelen zamanı saate eklemiyorsun elde olarak. Bakın 45'ten 15'i çıkartırsam 30 kalır. Noktayı araya koydum. 23'ten de 12'yi çıkartırsam 11 kalır. Daha sonra bunları saat üzerine belirtmemi istiyor. 8.25. Çocuklar saat 8'i geçmiş. O zaman bir akrep çizdik. Burada akrebin kısa olmasına lütfen dikkat edelim. 8'i biraz geçecek tabii ki. 25 geçecek. Yelkovan her iki sayı arasını 5 dakikada alıyor. Bakın 12'den başladı. 5. dakika, 10. dakika, 15. dakika, 20. dakika, 25. dakika. 25'i 5'e bölerek de Yelkovan'ın burada 5'in üzerinde olduğunu bulabiliriz. Diğerine baktığım zaman 11.5, 11'i geçecek sevgili öğrencim. Yani 11 ile 12'nin ortasına yaptım akrebi. Akrebi küçük çizmeye lütfen dikkat edin bu tarz soruda. 30 geçecek sevgili öğrenciler. Her iki sayı arasını Yelkovan 5 dakikada alıyorsa 30'u 5'e böldüm. 6 tane sayı ilerlemesi gerekiyor. O zaman Yelkovan burada tam 6'nın üzerinde olursa verilen 11.5 saat üzerinde de göstermiş oluruz. Yazılımızın F bölümünde 6 puan değerinde aşağıda verilen işlemleri yapınız diyor. Biraz daha büyütmeye çalışalım, hemen yapmaya çalışalım. 842 6'ya böleceğim. Dikkatli bir bölme var burada. 8'de 6 bir kere var. Bir kere 6 6 eder. Çıkarttım 2. 4'ü aşağı indirdim. 24'te 6 4 kere var. 4 kere 6 24 çıkarttım ve 0'ı buldum. Buraya lütfen dikkat et. 2'yi aşağı indirdim. Yukarıdan yeni inen bir sayıda. Kalan için demiyorum. Yeni inen bir sayıda. 2'yi indirdim. Yoksa yokun değeri olan 0'a ekleyeceğim. 0 kere 6 0 eder. Çıkartır ve 2 bulurum. Yani 2'yi indirdin aşağı. 2'de 6 yok deyip 0'a ekledin ya. Çıkartma işlemi yapmasan da yine aynı sonuca ulaşırsın. Buraya baktığım zaman 246 ile 25'i çarpmamı istiyor benden. Hemen yapalım. 5 kere 6 30'un 0'ı elde var. 3 burada da eldelere dikkat edeceğiz. 5 kere 4 20 3 de elde. 23'ün 3'ü elde var 2. 5 kere 2 10 2 de elde. 12 eder. 2 tane 6 12'nin ikisi bir basamak kaydırmayı lütfen unutma. Elde var 1 2 kere 4 8 1 de elde 9 eder. 2 kere 2 4 eder. Topladık. 0, 3, 2 daha 5 eder. 9, 2 daha 11'in 1'i. Elde var 1. 4, 1, 5. 1 delde 6. 6.150. Bir diğeri. Çıkartma işlemi. Burada da komşudan onluk alırsan düşürmeyi unutma. 9'dan 5 çıkarsa 4 kalır. 1'den 7 çıkmaz. Onluk aldım. Hani alır almaz unutuyorsan çizgi at üstüne, geri kalan da tepesine yazabilirsin. 11'den 7 çıkarsa 4 kalır. 2'den 4 çıkmaz. 10'luk aldım. 7 kaldı. 12'den 4 çıkarsa 8 kalır. 7'yi de aşağı indirir. 7844 sonucuna ulaşabilirim. Yaptığın her doğruyu 2 puan olarak hesaplayabilirsin. Yazılımızın bu bölümünde klasik sorular, problemlerimiz var. 3 tane problem. Yaptığın her doğru cevap için 4 puan olarak hesaplayabilirsin. Kısa kenar uzunluğu 18 santimetre, uzun kenar uzunluğu 26 santimetre olan bir dikdörtgensel bölgenin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir diyor bize. Dikdörtgen çizelim hemen. Verilenleri yerine yazıyorum. Bakın kısa kenar uzunluğu 18 yazıldı. Uzun kenar uzunluğu 26 yazıldı. Dikdörtgenin karşılıklı kenarları birbirine eşit. Nasıl buluyorduk dikdörtgenin çevresini? 26 ile 18'i toplarım. Yani uzun kenarla kısa kenarı toplarım. 8, 6 daha 14'ün 4'ü. Elde var 1. 2, 1, 3, 1 de elde 4.
1 uzun 1 kısa kenar 44 eder. 2 uzun 2 kısa kenar 44 ile 2'yi çarpıyorum. 2 kere 4 8, 2 kere 4 8 çevre uzunluğunu 88 santimetre şeklinde bulabilirim. Yine 4 puan değerinde bir diğer problemimiz. Bir kenar uzunluğu 45 metre olan kare şeklindeki bahçenin çevresi kaç metredir? Karenin özelliği 4 kenarında birbirine eşit olması. Birinci kenar, ikinci kenar, üçüncü kenar ve dördüncü kenar. Dört kenarın eşit olduğunu dört ufak çizgiyle gösterebilirim. Ve bir kenar 45 metre ise bunun çevresinde dört tane 45 metrelik kenar vardır. Çarpıyorum, hemen çevresini bulacağım. 4 kere 5, 20'nin 0'ı. Elde var 2. 4 kere 4, 16. 2 de elde 18. 180 metre olur. 4 puan değerinde bir diğer sorumuz. Saatte 70 km hızla giden bir otomobil 560 km'lik yolu kaç saatte alır diyor bize. Sevgili öğrenciler, bu otomobilin gittiği rota olsun. Sonra bunun ikisinin arasına bir çizgiyi koyduk. Şimdi diyor ki saatte 70 km gider. Yani bir saat geçti 70 km. Bir daha geçti 70 km. Bir daha geçti 70 km. 70 km. 70 km. 70 km. 70 km. Ya 560'ın içerisinde ne kadar 70 kilometre varsa o kadar saatte yol alıyor. 560'ın içerisinde bulunan 70'i bölerek bulabilirim. Bölme işleminde karşılıklı sıfırları eşit adette silebilirim. Her ikisinden birer sıfır sildikten sonra 56'da 7 8 kere var. 8 tane 7 56 eder. Çıkarttım ve sıfırı buldum. Demek ki bu otomobil verilen uzunluğu 8 saatte alır. 50 puanı geride bıraktık. Bundan sonra 10 tane sorumuz var. Her birinin puan değeri 5 puandır. Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır diyor bize. Parantez içindeki işlemin işlem önceliği var sevgili öğrencilerim. Yani baktığım zaman ben önce burada parantez içerisindeki işlemi yapacağım. Bunun sonucundan 11'de 2'yi çıkartmam gerekiyor. Çocuklar 11'de 3 ile 11'de 4'ü toplayınca paydalar eşit olduğundan dolayı paydayı aynen yazarım. Payların toplamında pay yazarım. İşlem sonucu 11'de 7. Sonra bunun sonucundan diyor ki 11'de 2'yi çıkartıyor. 7'den 2 çıkarsa 5 kalır. Paydada bulunan 11'i aynen yerine yazar ve 11'de 5'i yani D seçeneğini bulur. 2 numaralı sorumuz 5, 7, 9 rakamlarıyla yazabileceğimiz en büyük ondalık kesir hangisidir? Şimdi sevgili öğrenciler, bu tarz sorularda büyük ya da küçüğü isterse ok yönünde rakamları büyükten küçüğe doğru sıralaman gerekiyor. 9'u yazdım, 7'yi yazdım, 5'i yazdım. Dikkat et şimdi. Sayının okunuşundan yararlan lütfen. Virgülü koyacağın yer bizim için önemli. Tabi 9, 7, 5 sıralaması da bu arada sadece D seçeneğinde var. Güzel bir ipucudur bence. Virgülü burada koyarsan 9 tam olur. Bu büyük etmez. Oysa virgülü buraya koyarsan 97 tam olur. Yani birinde sayı 9 oluyor, birinde sayı 97 oluyor. Benden de burada en büyük istiyorsa işlem sonucu 97 tam onda 5'tir. 3 numaralı sorumuz, yukarıda oluşturulan boyalı alanlar için kaç adet birim kare kullanılmıştır? Biraz daha büyütmeye çalışalım. Şimdi sevgili öğrencim, dikkat ettiysen içerisinde yarım kareler var, bir de tam kareler var. Şimdi ben tam karelerin içerisine şöyle nokta koyuyorum. 2 tane koyduk, demek ki 2 birim kare buradan geldi. Bir de yarım kareler var. Onun da içerisine mavi nokta koyuyorum. Birinci, ikinci, üçüncü. Dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci ve sekizinci. Sekiz tane yarım, dikkat et. Sekizde ikiyi toplama sakın. Sekiz tane yarım, dört tane bütün eder, değil mi? Daha sonra dört birim kareyle iki birim kare topladım. Altı birim kare doğru cevabım C seçeneğidir. Dört numaralı sorumuz. Ondalık kesirler verilmiş. Büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şöyle biraz daha büyütmeye çalışalım. Şimdi sevgili öğrenciler, hepsinin tam sayısına bakıyorum. Sıfırdan. Şimdi sırayla onda birler basamağına bakalım. Onda birler basamağında 8 var. Burada 6 var. Burada 3 var. Burada da 6 var. Çocuklar 8 6'dan 3'ten büyüktür. O zaman birinci sırada 0 tam onda 8'in gelmesi gerekiyor. C ve D seçeneği elendi. Ben bu soru tarzını hatırlıyorum. 68'i 8'den 38'den 6'dan büyükmüş gibi düşünenler var. Bak, önce tam sayısına bakacaksın. Bununla ilgili konu eksiğim varsa ondalık sayılarda konuları, konu anlatımını yaptım. YouTube'dan, sitelerimden bakabilirsiniz. Önce tam sayısına bakıyorsun. Sonra onda birler basamağına. Ya onda birler basamağında 8 var. Diyor ki 68 8'den daha büyüktür. Yavrucuğum, sen buraya bir sıfır eklersen o 80 olur. Diyor ki ben buraya da bir sıfır eklerim. Ya virgülden sonra 3 sıfır olur o zaman. 3 tane rakam olur o zaman. Eşit miktarda rakamları bulabilirsin.
Neyse 0 tam 10'da 8'in birinci olduğuna karar verdik. Şimdi geldik 0 tam %68 ve 0 tam 10'da 6. Şimdi bak %1'ler basamağında 8 var. %1'ler basamağında sayı yok. Sayının olması buranın 0 olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla 8 de 0'dan tabii ki daha büyük. Yani 0 tam 10'da 8'i sen oraya yazdıktan sonra geriye 0 tam %68 kalıyor. Daha sonra 0 tam 10'da 6 olacak 3. sırada. En sonda 0 tam %38'in gelmesi gerekiyor. Tehlikeli bir soru. Doğru cevabım B seçeneğidir. 5 numaralı sorumuz. Yukarıdaki karşılaştırmada N yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz diyor bize. Sevgili öğrenciler bakın. Sayımız burada 17 tam %78 ile 17 tam %43'ün arasında olması gerekiyor. Şimdi bunu seçenekler üzerinden gidebilirsin. Hangisi yazılamaz diyor bize. Şimdi bak virgülden sonra kaç tane rakam var? 2 tane rakam var. Burada kaç tane rakam var? Burada da 2 rakam var. O zaman ben buraya bir tane sıfır attım. Buraya da bir sıfır attım. Virgülden sonraki rakam sayısını eşit tuttuk. Bak 17 50 17 43'ten büyüktür. Bunu eledik. Yani sayı 17 43'ten büyük olacak. 18 78'den de küçük olması gerekiyor. Şimdi baktığım zaman 17 39 diyor. Bak D seçeneğine dikkat eder misin sen burada? 17 39. Tam sayılar aynıysa 39 burada bakın 43'ten daha küçüktür. Oysa orada 43'ten daha büyük bir sayının olması gerekiyordu. 17 44 mesela. Doğru cevabım A seçeneğidir. Şöyle de yapabilirsin sevgili öğrencim. Hani seçeneklerde o iki tane sıfır ekledim ya. Ondan sonra istersen virgülü kaldır. Sen onu normal bir doğal sayı gibi oku. İşte 1878, 1743. Seçenekleri de aynı şekilde. 1739, 1750. Yani sen burada 1878 ile 1743 arasında yazılamayan sayıları direkt işaretleyebilirsin. 6 numaralı sorumu iki türlü göstermek istiyorum sana. Birinci yol 45 sayısının 6 katı ile 4 katının farkı kaçtır diyor bize. Şimdi sevgili öğrenciler önce uzun olan yoldan başlayacağım. 45 sayısının 6 katını hesaplıyorum. 6 kere 5 30 elde var. 3 6 kere 4 24 3 elde 27 eder. Şimdi 45 sayısının 4 katını hesaplayacağım. 45 çarpı 4'ten 4 kere 5 20'nin 0'ı elde var 2. 4 kere 4 16 2 elde 18 eder. Daha sonra 6 katını buldum 270, 4 katını buldum 180. Bizden bu ikisinin farkını istiyor. Çıkartırsam geriye 90 kalır. Doğru cevabım B seçeneği. Bana göre ikinci yöntem çok daha kolay. Bir sayının 6 katı ile 4 katının farkını istiyor. Yani ben burada 6 kattan 4 katı çıkartırsam geriye o sayının 2 katı kalır. O sayımız 45 ise ben bunun 2 katını bulacağım. 45 çarpı 2'den direkt 90 sonucuna ulaşabiliriz. Bir diğer sorumuz 4 saat 16 dakika kaç dakika eder diyor bize. Tabi burada kullanacağımız bir formül var. 1 saatin 60 dakika olduğu. Geçen gün 4. sınıf bir öğrencime söyledim. Formülleri falan duyunca laboratuvarda hissediyorum öğretmenim dedi kendimi. Güzel bir cevaptı. 4 saat diyor. Sevgili öğrenciler 1 saat 60 dakikaysa 4 saati bulmak için 60 da 4'ü çarparım. 4 kere 0 0 4 kere 6 24. Hemen burada 240 cevabını görünce işaretleme lütfen. Sen sadece 4 saati buldun. Bir de bunun yanında 16 dakika var. 240 ile hemen 16'yı topladım. 256 dakika eder. Doğru cevabımız D seçeneğidir. 8 numaralı sorumuz. Laboratuvarda deneye 9.30'da başladık. Saat 10.15'te bitirdik. Deney kaç saat sürdü? Şimdi şöyle dese sana 8'de başladım 10'da bitti. Kaç saat sürdü? 2 saat. Ne yaptın oğlum? 10'dan 8'e çıkarttım ya da kızım. O zaman biz de burada 10.15'ten değil mi? 10.15'ten 9.30'u çıkartarak deneyin kaç dakika sürdüğünü bulabiliriz. Şimdi 15'ten 30 çıkmaz. Çıkmazsa komşuya git. Nasıl bir onluk alıyorsan burada da komşunda bir saat al. Onda 10 saat var. Sana bir tanesini versin. Geriye kalır onda 9 saat. Biliyorsun ki 1 saat 60 dakika. Burada da 15 var. Etti sana 75 dakika. 75'ten 30'u çıkartırım ve 45 dakika olduğunu bulabilirim. Ya da tamamlama yöntemiyle yola çıkarsın sevgili öğrenci. Şimdi 9.30'da başlıyor ve 10.15'te bitiriyor değil mi? Şimdi bak 9.30. 9.30 saat 10.00 olmasına ne kadar var? Yarım saat var. Yani 30 dakika var. 30 dakika sonra saat 10 oldu. 15 dakika sonra da 10.15 oldu. Üzerine bir 15 daha eklersem 30 artı 15'ten 45 dakikayı bu şekilde de hesaplayabilirsin. 9 numaralı sorumuz. Yandaki şekilde kaç tane eş küp vardır? Burada görünmeyenlere dikkat edelim. Ben şöyle yapıyorum sevgili öğrencim ve hiç kaçırmıyorum. Yükseklikler, tepeden görünen yükseklikler.
Yani sen bu bina gibi düşün bunu yukarıdan en tepeden kuş bakışı bakınca nereyi görsün? Mesela şuradaki bölgeyi görsün ya da şuradaki bölgeyi görsün ya da şuradaki bölgeyi görsün. Orada gördüğün bölgelere bu binanın kaç katlı olduğunu yaz. Mesela burası bir katlı, bura bir katlı, bir katlı, bir katlı, bir katlı, bir katlı tepeler. Bura iki katlı, bura iki katlı. Sonra bunları topla. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 eş küp vardır burada. Yanıtımız C seçeneğidir. Yazılı hoşuma gitti. Karışık değil, sade. Çıkma ihtimali de çok yüksek sevgili öğrencilerim. Aman ha dikkat edelim. 120 metrelik bir top kumaşın onda altısı satılmıştır. Geriye kalan kumaş kaç santimetredir? İki yolla sana bunu göstereceğim. 120'nin onda altısı 120'yi 10'a bölüp 6 ile çarparak bak onda altısı kelimesinden sonra ne var? Satılmıştır diyor. Ben onda altısı ile satılanı buluyorum. 10'a böldüm. Bir sayı 10'a bölmek için sağındaki bir sıfırı silersin. Sonra ben bunu hemen 6 ile çarpıyorum. 6 kere 2 12 ikisel de var. 1 6 kere 1 6 1 del de 7. Çocuklar siz satılanı bulun. 72 satılan diyelim. Satılanı istemiyor senden bak. Bak 72 C seçeneği görüyor musun? Gel diyor, gel beni işaretle diyor. Hatalıyım diyor ben. Gel beni işaretle eğer sen bu soruyu okumadıysan sonuna kadar. Satılanı istemiyor, senden geriye kalanı istiyor. 120 metrelik kumaşım vardı. Bunun 72'si satılırsa geriye kalanı çıkartarak bulabilirim. 0'dan 2 çıkmaz. 10'luk aldım 1 kaldı. 10'dan 2 çıkarsa 8 kalır. 11'den 7 çıkarsa 4 kalır. 48 metre. Doğru cevabım B seçeneği. Bir kesir probleminde unutma. Geriye kelimesi varsa orada bir çıkarma işlemi yapman gerekiyor. Bir diğer yöntem artık biz biliyorsunuz ki toplama kesirlerde toplama çıkarmayı biliyoruz. Şimdi bütünümüz nedir burada? Payda da 10 varsa bütünümüz 10'da 10 olur. 15 olsaydı payda da bütünümüz 15'te 15 olurdu. Bütünümüz burada 10'da 10. Biz bundan satılan kısmı çıkartırsak ne kalır geriye yavrucuğum? 10'da 4'ü kalır. Bak şimdi 10'da 4'ünü hesaplayalım. Yani 10'da 4'ü geriye kalmışsa 120 metrelik kumaşın onda 4'ü kalmış. 10'a böler 4 ile çarpar sonuca ulaşırım. 10'a böldüm tek hamle 12. Bunu da 4 ile çarpıyorum. 4 kere 2 8, 4 kere 1 4, 48 metreyi iki farklı yöntemle de bulabilirim. Yanıtımız B seçeneğidir.